Açıkçası tarihi eserlerinin daha ulaşılabilir olmasını isterdim. Mesela Kültepe Kanışkarum gibi bir yer var ve çoğu kişi bunu bilmiyor. Yani seçime yönelik şeyler yapardım. Oy kazanmak istiyorsam eğitimle ilgilenirdim. Etkinlikler düzenlerdim. Daha çok sosyalleştirirdim insanları bu konuda. Korona ile ilgili tedbirleri artırırdım sanırım. Kurallara uymayı para cezasına döndürürdüm. Belediye başkanlarının birçok görev ve yetkisi var. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkı belediye başkanı olsa Kayseri için neler yapardı merak ettik. Bakalım ne cevaplar aldık. Kayseri'de belediye başkanı olsanız neler yaparsınız? Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir soru sorduğunuz için. Kayseri'de belediye başkanı olsam önce şehrin alt yapısı yani ulaşım. Daha doğrusu otobüslerimiz şu pandemide çok yoğun ve kalabalık. Yani ne kadar da bu sosyal mesafe, temizlik, titizlik desek de buna uyulmuyor. Özellikle benim ricam otobüslerde, belediye otobüslerinde yaşlılarımızın ve bizlerin riayet etmesi gerekiyor. İkinci bir konu da belediye otobüs sayılarının ben yeterli olduğuna inanmıyorum. Yani yetersiz olduğuna inanıyorum. Bu gibi konularda öncelik verirdim. En güzel sağlık alanında güzel bir gelişme yapardım. Çünkü hastalarımızın sağlık açısından bazı şeylere daha rahat ulaşmasını şey yapıyorum. Özellikle de bu pandemi sürecinde birçok hastamız sıkıntı yaşıyor. Sağlık alanında, ilaç alanında, hastaneye gitme gelme alanında mağduriyetleri bizzat gördüğümüz için sağlık sektöründe çalıştığımdan dolayı yani sağlık alanında büyük bir gelişme yapardım. Kadınların çalışması için her türlü elimden gelen her türlü şeyi yapardım. Evde oturmamalı ya Türk kadınları bence. Oturmayacağız. Daha çok öğrencilere yönelirim. Öncelikle toplu taşıma sayısını arttırırım. Çünkü hani otobüs bekleyen insanlara bakıyorum. Yarım saatten fazla bekleyen insanlar oluyor. Onun dışında şu an koronada sözde fazla yolcu alınmaması gerekiyor. Hani sigara içmek bile yasakken otobüslerde baktığımız zaman nereden baksanız yani ayakta 20 kişi falan görebilirsiniz. Herkes sıkış tepiş. Ben sosyal mesafe falan göremiyorum burada. Hani bunlara dikkat ederim. Sosyal mesafeden bahsediyorsam buna dikkat ederim. Ayrıca işte hani zor durumda olan insanlar için daha fazla mesela şurada iletişim başkanlığı ile ilgili bir çadır görüyorum. İhtiyacı olanların girebileceği farklı çadırlar kurdurabilirim. Yine Kayseri'ye sığınan Doğu Türkistanlı insanlar var. Kadınlar burada protesto yapıyorlar çarşıda. Ayrıca onlara yardım etmeye çalışırım. En azından belediye başkanı olarak pek bir şey yapamasam bile sesim bir yerlere ulaşabileceği için onlara yardım bulmaya çalışırdım. Kayseri'de belediye başkanı olsam halkıma en iyi şekilde hizmet ederdim. Vatandaşımız ne istiyorsa onları yapmaya çalışırdım yani. Şu anki belediye başkanımız da sağ olsun her şeyle ilgileniyor. Teşekkür ederiz kendilerine de. Buradan da saygı ve selamlarımı yolluyorum. Teşekkürler. Trafik büyük sıkıntı. Genelde büyük kavşaklar tek yönlü. Adres bulmakta hem sıkıntı çekiyoruz hem de yollar genelde tek yönlü. Yani bildiğimiz yere bile bloklara giremiyoruz. Çok zor. Yani hele de şehir dışından gelenler için daha da bir yorucu oluyor bu durum. Üst geçit, köprü, hani kavşak düzenlemesi daha farklı olsa çok hoş olacak. Çoğu da şikayetçi bu yüzden. Yani tek ben değil. Halkın geneli böyle. Biraz daha park bahçelerine, çocuklara oynayacağı yerlere ağırlık verirdim. Mahallelerimde, bilmem nelerde ondan sonra. Bunlara ağırlık verirdim genelde yani. Bir, zabıtaları mahallelerin temizliği için çok güzel emirler verirdim. Böyle nasıl söyleyeyim, teftiş ederdim zabıtalar. Ben Sahabiye mahallesi sakiniyim. Mahallemizde mülteci çok fazla ve inanılmaz derecede bahçelerimiz pislik içinde. Bu yüzden evimi kiraya vermeyi düşünüyorum, gitmeyi düşünüyorum. Zabıta geldi, amiri geldi geçen yıl. Yanımızdaki binadaki mültecilere ihtar verdi. Ne onlar ihtara uydu ne tekrar zabıta gelip o mahallemizin o bahçeleri bildiğiniz çöplük. Hala duruyor. Herkes duyarsız, çok sinirlerim bozuluyor. Bir de yıkıma girdiği için, kentsel dönüşüme girdiği için gözden çıkarıldı. Ama bir vatandaş olarak çok mutsuzum. Ben bir belediye başkanı olsaydım, çevremizin temizliğine çok dikkat ederdim. İlla ki halkımızın da kusurları var. Hani halkımıza da demiyorum ki çok düzgün insanlar. Hep beraber el ele vererek bu temizliği, çevre düzenlemesini
kurallara uymayı para cezasına döndürürdüm. Sporcuya biraz daha yatkın olmasını isterdik belediyemizin. Çünkü Kayseri Spor olsun, çeşitli sporlar, Erciyes Spor olsun, bunların biraz daha gelişimi hakkında, genç sporcular hakkında biraz destek olmasını isterdim belediyenin. Belediye başkanı olsam bu desteği de sağlardım. Sosyal faaliyet açısından Kayseri birazcık bir tık diğer şehirlere göre, çevre şehirlerimize göre, Nevşehir olsun, Konya olsun, onlara göre biraz eksik kalıyor. O eksikleri tamamlamaya çalışırdık. Söyleyeceklerim bu kadar. Korona ile ilgili tedbirleri artırırdım sanırım. Çünkü şu an bayağı bir etrafımızda geziyor. Çok rahatsız edici bir ortam. Mesela toplu taşımalar olsun, alışveriş merkezleri olsun. Ya her şey tıklım tıklım. Hani yasak kalkmış da korona yokmuş gibi herkes çok rahat ediyor. Ve bu hani insanın canını sıkıyor. Etkinlikler düzenlerdim. Daha çok sosyalleştirirdim insanları bu konuda. Bu tarz şeyler yapardım yani. Ne tür etkinlikler düzenlerdiniz? İnsanların birbirleriyle tanışabileceği ya da görüşebileceği tarz şeyler. Sosyalleşmek amaçlı. Ya ülkemizde en şu an sıkıntılı eğitim. Yani durumu olmayan insanlar var. Onlara ücretsiz her mahallede, her semtte ücretsiz eğitim kursları verebilirdim. Onun yanı sıra başka faaliyetler. Mesela ben müzikle ilgileniyorum ve müzikle ilgilenen Kayseri'de çok az yer var. Onları geliştirebilirdim. Yani daha çok gençlerle ilgili şeyler yapardım. Çünkü Z kuşağı şu an 10 milyona ulaştı. Yani seçime yönelik şeyler yapardım. Oy kazanmak istiyorsam eğitimle ilgilenirdim. Açıkçası tarihi eserlerinin daha ulaşılabilir olmasını isterdim. Mesela Kültepe Kanışkarum gibi bir yer var ve çoğu kişi bunu bilmiyor. Ve oraya ulaşması yol açısından her açıdan çok zor. Üstelik bir sürü tarihi eser var ve oralara hani kim bile yok yani Kayseri'de. Çok insan bilmiyor. Açıkçası bir toplu taşıma araçları olabilir. Yollar daha düzenli yapılabilir böyle yerlere gidilmek için. Bence en büyük sorunlarından biri Kayseri'nin bu ama farkında değiller.